Arkadaşlar, saçlarımı değiştirdim. Uzun zamandır aklımdaydı ama hani biraz daha uzamasını bekliyordum açıkçası. Bu arada kirpik lifting de yaptırdım. Bakar mısınız farka ya? Normalde hiçbir şekilde yani kirpiklerim böyle olmaz. Şimdi tabii rümen sürünce bayağı fark ediyor. Geç kalmamak için hızlı yürüyorum şu an. Artık haftada bir işe gideceğiz. Ben de bu haftanınkini bugün perşembe. Bugün gitmek istedim. Bu duruma sevindim açıkçası çünkü insan ofis ortamını da özlüyor yani. Daha önce hatırlarsanız gittiğimde ne kadar heyecanlı, mutlu olmuştum. Şimdi de yine yollara düştük. Ama artık haftada bir hep işe gideceğim. Haftada 4 günde evden çalışacağım. Bu arada havayı tam tahmin edememişim galiba. Biraz kalın giyindim. Ama bilemedim ya, gece de 5 dereceydi. Neyse, ben hemen metrobüs, iş, sonra görüşürüz. Servisimiz var ve servisle geliyoruz. Evin önünden alıyor. Fakat pandemi nedeniyle yoktu. Geri gelecekmiş o da. Yakında yine servis kullanırız herhalde. Saçlarımı ne diyorsunuz? Çok sevdiğim Baki abiyle Hülya abla var ofiste. Onları gördüm. Çok mutlu oldum. İnsanlar gelmeye başlamışlar artık. İnsan özlüyor ya. Evden çalışmak rahat olabilir ama yani hani ofiste çalışmak ayrı keyifli. Çünkü insan bu ortamı seviyor yani. Ben seviyorum şahsen. Midem kızındı ya. Yemeği de daha çok var. 12'de de toplantı var. Hani toplantıdan sonraya kalacak yani. Öyle yemeği o yüzden biraz atıştırmak için mi yoksa şöyle bir börek aldım. Size kombinimi de göstereyim. Bu arada bunu göstermemiştim. Şöyle kısa bir kazançlı oversize gömlek giydim. Altımda da parlak bir tayt giydim. Merhaba. Gelsene buraya. Uyuy, ne kadar tatlı. Ya sen niye bu kadar yumuşaksın? Bu ne yumuşaklık? Aşırı yumuşak ya. Uy. Surata bak.
Selamlar, merhaba tekrardan. Şimdi biz çok yakın, çok eski bir dostum var, Ece. Lise zamanlarında tanıştığım, hatta şöyle küçük bahsedeyim. Yüzmeyi bilmiyordum, yüzme kursuna yazıldım. Ve yüzme kursuna o da yazılmış. Havuzda tanıştık. Aynı ekipte yüzme öğrenen iki kişiydik. O şekilde tanıştık ve o zamandan sonra yani 14-15 yaşlarındaydık. O 14 yaşındaydı, ben 15 yaşındaydım. O günden beri hiç ayrılmadık. Hep böyle bir aradayız. Her anımızda, her özel günümüzde, her gün güzel, kötü, her anımızda beraber olduğum bir çok yakın bir dosttum kendisi. Şimdi o ikinci çocuğunu doğurdu. Erkek bir çocuk, adı da Ediz. Gitmeden önce de size onun oğlu için aldığım hediyeyi göstermek istedim. Küçük bir şey almak istemedim çok bebeklik. Çünkü çok hızlı büyüdükleri için belki de hiç giyemeyecek yani, yazık olacak. O yüzden böyle bir yaşa yakın, bir yaş tarzı bir ürün aldım. İleride giysin diye. Böyle baharlık çok tatlı bir hırka aldım. Böyle. De facto da çok güzel bebek ve çocuk ürünleri var bu arada. Eğer hani bebeğiniz varsa ya da benim gibi yakın arkadaşlarınızın bebekleri, çocukları varsa onlara çok güzel hediyeler orada bulabilirsiniz. Böyle çok tatlı bir hırka aldım. Bu rengi de çok severim. Böyle düşündüm. Burada da hani böyle jean giyer. Jean'in üstünde bu hırkayı baharda çok cool bir bebek, çok cool bir çocuk olur diye düşündüm açıkçası. Üzerinde de küçük böyle kedi kafasına benzeyen. Aa, hem kediymiş hem koalaymış. Koalalar var, artık kedi kafaları var. Aa, çok güzelmiş ya. Ben sadece koala sanmıştım, kedi kafaları da varmış. Böyle tatlı bir hırka aldım. Şimdi bunu paketleyeyim. Hediye paketine koyayım. Ece ile eskiden İstanbul'un altın üstüne getirirdik. Üniversite zamanları hep gezerdik, tozardık. Evet, hediye paketimizi yaptık. Şimdi yola çıkalım. Orada görüşürüz. Şimdi eve geldik. Arkadaşım yeni doğum yaptığı için çok fazla çekmedim. Ama onlar yakın zamanda yine bize gelecekler. O zaman bol bol çekerim. Dönüşte bir Yves Rocher'e uğradım. Çünkü bir alana bir bedava vardı. Ve kaş kalemim. Her zaman kullandığım kaş kalemim. Ve hep her zaman kullandığım tonik azalmıştı. Yani bitmek üzereydi. Zaten alacaktım. Birini bedavaya getirmek için. İkisini de aldım. Tonik bedavaya gelmiş oldu. Kaş kalemimle tonimi aldım. Bu arada size göstereyim. Bana bir de hediye verdiler. Onu da göstereyim. Yves Rocher'i çok seviyorum. Şöyle göstereyim. Böyle bir roll-on hediye ettiler. Ve bu roll-on 80 lira. Çiçek kokularına. Çiçek kokularındaymış bu roll-on. Böyle bir tonik aldım. Böyle bir hassas ciltler için olan toniği aldım. Ve tabii ki her zaman kullandığım, çok memnun kaldım, kaş kalemimi aldım. Bu videomu burada kapatayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.